Nietzsche hastalıklarla boğuştuğu karanlık dönemlerinde ona şifa veren bir aktiviteye sığınıyordu. Açık havada uzun yürüyüşler yapmak. Yorulmak bilmeden saatlerce doğa yürüyüşleri yapar ve yürürken düşüncelere dalardı. Rüzgarın ve hareketin ahengiyle bir akış haline girer ve en özgün fikirlerini yürürken inşa ederdi. Kitaplarını sadece masada değil, yürürken de yazardı. Bu uzun yürüyüşlerinde fikirlerini kafasında ölçüp biçer, evine geldiğinde ise yazıya dökerdi. Üretkenliğinin anahtarı yürüyüşlerindeydi. Kaba fikirleri ise yürüyüşten uzak bir insanı benzetirdi. Bu fikirler bir evin duvarları arasında sıkışıp kalmış izbeliğe ve hantallığa sahipti. Oysa yürüyüş ile birlikte fikirler de bir zindelik ve esneklik kazanırdı. Felç geçirip yatalak olana kadar inatla yürümeye, düşünmeye ve üretmeye devam etti. Ben, der Zerdüşt, bir gezgin ve dağcıyım. Düzlüklerden hoşlanmam ve görünüşe göre uzun süre kıpırdamadan oturamam. Beni bekleyen kader her neyse, yaşayacak daha neyim varsa, yürümek ve dağa tırmanmak olacak içinde. Kişinin tecrübe edeceği tek şey, nihayetinde hep kendidir.